Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Veri takvimi açısından yoğun bir haftaya başladık. Hem Amerika, İngiltere, Çin'de enflasyon verileri takip ediliyor. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yine aynı gün yani 14 Nisan Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecekler arasında. Şimdi enflasyonla başlayalım isterseniz. Bu sabah Çin'den aslında Mart ayı enflasyon verilerini aldık. Beklentilerin üzerinde yine yüksek seviyelerdeydi. Dolayısıyla yeni haftaya küresel tarafta bir miktar enflasyonist endişelerle başladığımızı da belirtebilirim. Haftanın kalanında Amerika'dan ve İngiltere'den de yine enflasyon verileri takip ediliyor olacak. Dolayısıyla açıklanacak veriler yine piyasaları rahatsız edebilir ve bir tarafta da tabii ki merkez bankalarıyla ilgili politikalarda bir miktar beklentileri de hareketlendirebilir. En azından şöyle bir yorum getireyim, yani şuna şöyle bir açıklık getirebilirim. Avrupa'da açıklanacak yarınki enflasyon verisi, çarşamba günkü üretici fiyat endeksi verisi yine beklentilerin üzerinde yüksek gelirse, yüksek seviyelerde bir enflasyonla Amerika'da karşı karşıya kalırsak, Fed'in Mayıs ayı toplantısında 50 bas puanlık faiz artışına artık piyasa net bir şekilde kesin gözle bakacak. Yani biz şimdilik bu beklentiyi sadece görürüz. Çünkü Fed zaten bir tek veriyle hareket etmez. İki, diğer enflasyon göstergesi de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi. Dolayısıyla hem o veriyi görecek hem bu hafta açıklanacak veriyi görecek. Ondan sonra politikasında bir değişikliğe gitmek istiyorsa gidecektir. Ama şu anda zaten piyasaları 50 bas puanlık bir faiz artışına hazırladığı için ben bu hafta açıklanacak veriyle beraber bunda çok ciddi bir sapma oluşabileceğini düşünmüyorum. Bundan sonrası için önemli olacak. Yani Fed faiz artırmaya devam ettikçe, enflasyon istenilen düzeyde düşüş kaydetmedikçe o zaman Fed 50 bas puanın üzerinde 75-100 bas puan gibi faiz artışlarına gidebilir. İşte bu ihtimallerde Mayıs ayı toplantısı sonrası karşımıza çıkacak senaryolar aslında. O yüzden şimdi evet önemli bir hafta, enflasyon haftası, açıklanacak veriler yine veri bazlı hareketlere neden olacaktır. Fed, İngiltere Merkez Bankası gibi merkez bankalarının beklentileriyle ilgili biraz hareketler görebiliriz. Hani piyasa bu beklentileri konuşup fiyatlara yansıtmak isteyebilir. En azından hani enflasyon tarafını bu şekilde yorumlayabiliriz. İkinci olarak merkez bankaları şimdi Türkiye tarafında zaten bir değişiklik beklenmiyor. Karar metnindeki tonlamada da yine Mart ayındaki gibi mevcut tonunu koruması bekleniyor. O yüzden Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sonrasında yapılacak açıklamalar veya karar sonrasında piyasalarda çok ani hareketler oluşmasını beklemiyorum. Yani sürpriz bir durumla karşılaşmadığımız müddetçe merkez kararı sonrasında piyasadaki seyirler bence korunacaktır. Bizim için biraz yani dünya piyasaları için önemli olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Çünkü az önce yayının başında da ifade ettim, bir enflasyon konumuz var. Sadece Amerika'da, İngiltere'de, Çin'de veya Türkiye'de değil, dünyada enflasyon yükseliyor. Geçtiğimiz haftalar Avrupa ülkelerinden de enflasyon verilerini aldık ve çok yüksek seviyelerde. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artışına başlama ihtimalini daha erkene çekti. Yani piyasa dedi ki ECB Aralık ayında değil de yılın ortası itibariyle faiz artışına başlayabilir bu tablo karşısında. Ama biz bunu ECB'den duymadık, sadece piyasanın beklentisi. Bu sebepten bu hafta kararda, yani karar metnindeki tonlamada ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında biz bu konuya netlik kazandıracağız. Yani piyasaları destekleyecekler mi? Evet, biz erken faiz artışına mı başlıyoruz diyecekler ya da İkilemde bırakıp hala Aralık ayı ihtimalini mi güçlendirmeye çalışacaklar veya önümüzdeki verilere de bakıp ona göre mi karar vereceğiz diyecekler. Yani biraz çok fazla belirsizlik var ya da daha doğrusu çok fazla senaryo var. İşte biz bunları Perşembe günü en azından açıklamalarda alacağız, yorumlamaya çalışacağız. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde soru cevap kısmında mutlaka yoracaklardır. Çünkü piyasa bu konuda belirsiz ve bir hani yol haritasını görmek istiyor. Aynı Fed'in yaptığı gibi piyasayı hazırlamasını, yol haritasını belirlemesini istiyor. Hani faiz konusu gerçekten artık kafa karıştırıyor sonuçta. Bu sebepten hani bakalım Perşembe günü piyasaya nasıl mesajlar verecekler. O yüzden biraz piyasalarda hareketli bir gün
olacaktır Avrupa borsaları açısından, özellikle Perşembe günü volatilite biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'de yine bu sabah cari işlemleri aldık, işsizlik oranını aldık. Haftanın kalanında sanayi üretimini de takip ediyor olacağız. Amerika'da yine Fed üyelerinin konuşmaları var. Malum Fed piyasayı güzel bir şekilde hazırladı. Hazırlamaya da devam ediyor. O yüzden biz bu hafta da yine Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Çok sürpriz ifadeler yer alacağını düşünmüyorum. Mayıs ayı toplantısı için piyasayı desteklemeye devam edeceklerdir. Onun dışında Rusya ve Ukrayna meselesi tabii ki sıcaklığını koruyor. Yani orada hala netleşen bir durum yok. Ateşkes sağlanmadı. Yeni yaptırımlar geliyor Rusya'ya. Ama Rusya da tavrını asla bozmuyor. Sert söylemlerine devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik savaşına devam ediyor. Ve bu durum artık piyasaları değil, dünyayı inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Yani bir şekilde bir ateşkes sağlansın, bir nokta konulsun. Çünkü dünyada zaten çok fazla uğraşılması gereken makro ekonomik açıdan unsur varken, hani bir tarafta da savaş sebebiyle zaten bunların da olumsuz bir şekilde ilerlemesi piyasaları gerçekten rahatsız etmekte. Şimdi bu hafta yine görüşmeler var. Özellikle Avusturya Başbakanı'nın Putin'le görüşme yapması bekleniyor. O biraz şaşırtıcı çünkü yüz yüze bir görüşme ve Avrupa'daki ilk lider olarak yorumlanıyor. Yani bu süreçte Avrupa'da bir lider oraya gidip yüz yüze görüşme yapacak deniliyor. O yüzden bakalım oradaki görüşme sonrası piyasalara nasıl açıklamalarda bulunacaklar, hangi mesajları verecekler, bunu takip ediyor olacağız. Yani artık Ukrayna zaten destek çağrısında bulunuyor. Hani özellikle batılı ülkelere petrol ambargosu yapmaları gerektiğini söylüyor Rusya'ya yönelik. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hafta sonu Ukrayna ziyaretinde bulundu. Gördüğü manzara karşısında tabii ki Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları daha da arttırabileceklerini, yeni yaptırımlar uygulayacaklarını ifade ettiler. Amerika zaten bu konuda İngiltere gibi düşünüyor. O yüzden yani biz yaptırım meselesini konuşuyoruz. Bu iş bitmediği müddetçe de batılı ülkelerden, İngiltere'den, Amerika'dan, belki diğer ülkelerden de yaptırımlar gelmeye devam edecektir. Yani piyasalar açısından çok da iç açıcı bir tablo değil. Ve son olarak Çin'de vaka sayıları. Şimdi bildiğiniz üzere son haftalarda artan bir vaka sayısı var. Çin tarafı tabii genele yayılmadı ama yine de tedirgin ediyor. Asya piyasalarında zaman zaman satışlara neden oluyor. Çin petrolde ithalatçı konumunda, petrolde talebi baskılayabilir beklentisiyle fiyatları aşağı çekiyor. O yüzden biraz Çin'deki bu salgının seyrini bu hafta yine takip ediyor olacağız. Vaka sayılarındaki artış devam ederse hani biraz piyasaları bu durumda endişelendirebilir, risk iştahını baskılayabilir. Bu açıdan dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi fiyatlara geçecek olursam, Borsa İstanbul yeni haftaya yeni zirveler test ederek başladı. Bizim Aralık ayı zirvemiz 2406 puandan geçiyordu. Şu anda yayını yaparken yeni zirve test edildi mi bilmiyorum ama en son baktığım zaman fiyatlara 2420'de bir zirve seviyesi vardı. Şimdi bizim için burada önemli olan şu: haftanın kalanında yeni zirveler test edilebilir. Sonrasında kar satışları görebiliriz. 2400 puan üzerinde kaldıkça hareketini korumaya devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle yükselen enflasyon karşısında yatırımcılar kendisini enflasyondan koruma amaçlı hisse senedi piyasasına daha da yöneltmiş durumda. Yani biraz daha hisse senedi piyasasının cazibesi arttı. Bu da tabii ki Borsa İstanbul'daki yükseliş beklentisini de daha da güçlendiriyor. O yüzden biz bu hafta borsayı bol bol konuşacağız. 2400 puanların üzerinde yeni zirveleri test etmesini bekleyeceğiz. Geri çekilmeler görebiliriz. Kar satışı olarak, düzeltme hareketi olarak yorumlayabilirsiniz. En azından 2350-2320 izlemeniz gereken destek noktaları olsun. Bu destek noktalarının altında kapanışlara başlaması durumunda satışlar daha da hızlanabilir. O zaman hani dersiniz ki borsada satışlar başladı. Ama 2300, yani ana resimde o 2300 puana kadar satışlar karşılandığı sürece çok böyle panik satışı yapabilecek bir tablo oluşmaz diye düşünüyorum. Sınırlı kalır. Hatta 2300'lere kadar satışlar karşılandıkça buralarda sizin için bence yeni pozisyonlanmalar açısından değerlendirilebilir. Şimdi emtialarla da son olarak hemen değinip kapatalım. Altında iki konu var. Bir, Rusya ve Ukrayna meselesi. İki, Fed'in faiz arttırma.
olayı. Şimdi bu iki konu altını baskılıyor. Yani Rusya-Ukrayna altını besliyor. Fed'in şahinleşecek olması altını yukarı yönde hareketini zorlaştırıyor. O yüzden ons altın arada kaldı. Çok sıkıştı. 1900-1960 dolar aralığında git gel yapıyor. Biz bu hafta yine bu aralığı takip edeceğiz. Bu aralık içerisinde kaldığı sürece altında yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek zor olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Ne zaman ki bu aralığın dışına çıkar, o zaman biz altın cephesinde en azından yeni bir trendin başladığını söyleyebiliriz. O yüzden bizim için altında kararsız seyirler bu haftada devam edebilir. Yatay seyir bu belirttiğim 1900-1960 aralığında devam edebilir düşüncesindeyim. Fed üyelerinin konuşmaları, ABD enflasyonu, tabii ki Rusya-Ukrayna meselesi, bunlar yine ons altının seyri açısından izlenecek ve ek olarak tahvil faizlerinin seyri. Yükselen faiz haliyle altını baskıladığı için 1960 direncini aşmakta da zorlanabilir. Ve petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Şimdi bir, Çin'de artan vaka sayıları az önce de ifade ettiğim gibi İthalatçı konumda olması sebebiyle Çin'in talebi düşürebilir dediler. Bu da fiyatları aşağı çekti. İkinci olarak stratejik rezervlerin serbest bırakılması. Hem Amerika hem Uluslararası Enerji Ajansı'na bağlı ülkelerin birçoğu stratejik petrol rezervi kullandıracaklarını ifade etmişlerdi. Bu da biraz yükseliş hızını törpüledi. O yüzden fiyatlarda bir düşüş eğimine girildi. Ama net bir şekilde bir düşüş başladı ne yazık ki diyemiyorum. Çünkü Rusya ve Ukrayna meselesi devam ediyor. Yani yeni yaptırımlar, özellikle yeni bir petrol ambargosu fiyatları tekrardan yukarı çekebilir. Bu sebepten şimdilik stratejik rezerv konusu, Çin'deki vaka sayıları kısa vadede aşağı yönde bir seyir oluşturabiliyor ama jeopolitik riskler devam ettiği müddetçe bu düşüşler çok güçlü olmayabilir, çok kalıcı olmayabilir daha doğrusu. Tekrardan yönünü yukarıya çevirebilir. Bu ihtimali de unutmamanız gerekiyor. Yani biz bu hafta petrol fiyatları için bir, Çin'deki vaka sayılarının seyri, iki, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bunlar biraz daha petrol fiyatlarının seyrini etkileyebilirler. Hareketli bir hafta yine bizleri bekliyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşça kalın.